İstanbul gündeminden merhaba. İşte bu haftanın haberleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en uzun hattı olacak Mahmut Bey Esenyurt metro hattında çalışmalar başladı. 18.1 kilometrelik 11 istasyonlu metro hattı 5 ilçeden geçecek. Hattın 5 istasyonunun 2024 yılında açılması hedefleniyor. İstanbul Vakfı'nın kurban konservelerinin dağıtımı başladı. 15.162 bağışçının katkısıyla 213.500 kavanoz konserve ile 17.500 kavanoz ilik suyu ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kurban derilerinden elde edilen gelirse öğrenci burs olacak. T3 Kadıköy Moda Tramvay Hattı'nın kadın tren sürücüleri göreve başladı. Metro İstanbul'da şu an 120 kadın tren sürücüsü var. Bu sayı yakında 150'ye çıkacak. Kentsel dönüşüm ve katılım ofislerinin dördüncüsü Zeytinburnu'nda açıldı. Riskli yapıların yoğun olduğu bölgede vatandaşlar bu ofise gelerek kentsel dönüşüme dair sorularına cevap bulabiliyor. Şile Saklıgöl'e giden yolda asfaltlama çalışmaları yapıldı. Bozuk olan yol 5 metreden 12 metreye kadar genişletildi. 1450 metre uzunluğundaki yolda 2300 ton asfalt kaplama yapıldı. Sürücüler artık konforlu bir sürüş gerçekleştirebilecek. Spor İstanbul'un ev sahipliğinde 1600'e yakın sporcu İstanbul Su Sporları günlerinde yarıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hedefin 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a getirmek olduğunu söyledi. Haftaya görüşmek üzere.